Merhaba çocuklar. 7. sınıf 7. ünitemize uluslararası ekonomik kuruluşları konusuyla devam ediyoruz. Ülkeler arası ticaret. Ülkeler kendi başına ekonomik olarak tüm ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Bu durum uluslararası ticareti zorunlu hale getirmiştir. Bunun sonucunda gerek komşularla, gerekse yakın ülkelerle ekonomik işbirliği ortaya çıkar. Evet, Türkiye ve komşularına baktığımız zaman Türkiye'nin hangi ülkeler ile kara sınırına sahip olduğunu inceleyelim burada. Evet, baktığım zaman Türkiye'nin Bulgaristan'la kara sınırı var, Yunanistan'la kara sınırı var. Yine Gürcistan'la kara sınırı var, Ermenistan'la kara sınırı var, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile kara sınırı var, İran'la kara sınırımız var, Irak'la kara sınırımız var ve Suriye ile Türkiye'nin kara sınırı var. Evet, üyesi olduğumuz bazı ekonomik kuruluşlara baktığımız zaman Avrupa Birliği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, G20 ülkeleri, gelişen 8 ülke, D8 ülkeleri, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Kafkasya, Asya Ulaştırma Koridoru, TRACE-CA, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Akdeniz için Birlik. Evet, bunlar Türkiye'nin üye olduğu bazı ekonomik kuruluşlardır. Avrupa Birliği, Avrupa devletlerinin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla 1951 yılında kurulmuştur. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adıyla kuruluyor. Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Belçika tarafından kurulmuştur. Bunlar kurucu devletlerdir. 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adını alır. Günümüzde Avrupa Birliği adıyla 28 üye ülkeden oluşmaktadır. Devletler arası bir örgüt olan Avrupa Birliği'nin kendine has bayrağı ve para birimi vardır. Türkiye 1959 yılında üyelik başvurusu yapmış, ancak hala birliğe üyeliğimiz kabul edilmemiştir. G20 ülkelerin başlıca gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmesi amacıyla 1999 yılında kuruluyor. Bu 20 ülke dünya ekonomisinin %90'ını, dünya ticaretinin %80'ini, dünya nüfusunun 1/3'ünü temsil etmektedir. G20 2015 zirvesi Türkiye dönem başkanlığında Antalya'da yapılmıştır. Evet, gelişen 8 ülke, D8 ülkeleri, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari birliğin geliştirilmesine yönelik olarak 1997 yılında kurulmuştur. Üyeler arasında Nijerya, Mısır, Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya ve Endonezya bulunmaktadır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin arasında dostluk ve barışa dayalı ekonomik işbirliğinin sağlanmasını amaçlıyor. 12 üye devlet vardır. Evet, üye devletlere baktığımız zaman Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan ve Sırbistan'dır. Avrupa, Kafkasya, Asya Ulaştırma Koridoru,
Traiska, bağımsız devletler topluluğu ülkelerini Kafkasya ve Karadeniz üzerinden Avrupa'ya bağlamak amacıyla Avrupa Birliği öncülüğünde kurulmuştur. Akdeniz için birlik, Avrupa Akdeniz bölgesinde barışı, istikrarı, güvenliği ve ortak ekonomik işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 43 tane üye ülkesi vardır. Kalıp yargılar. Evet, ön yargı. Einstein ön yargı için ön yargıları kırmak, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur diyor. Burada ön yargılardan kurtulmanın çok zor olduğunu ifade ediyor bu sözüyle. Evet. Ön yargıya baktığımız zaman ön yargı bir kimse ya da bir olayla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmadan önceden düşünülen bir takım yargılara göre karar verme durumuna ön yargı diyoruz. Yani bir durum olay hakkında bilgi sahibi olmadan bir yargıya varmaktır kısaca ön yargı. Evet, örnek olarak baktığımız zaman sınıfa yeni gelen çocuk tembel galiba diyor buradaki öğrenci. Bu bir ön yargıdır. Daha sınıfa yeni gelen çocuğu tanımadan onunla ilgili yargıda bulunuyor. Kalıp yargı ise bir grubun üyeleri hakkında sadece o grubun üyeleri olmaları nedeniyle sahip olunan bir dizi inanç ve beklentilere kalıp yargı diyoruz. Örnek olarak tüm bollular iyi aşçıdır diyoruz. Bu bir kalıp yargıdır. Tüm bollular iyi aşçı olmayabilir. Evet, kalıp yargıda genelleştirme var ve özelleştirme vardır. Genelleştirme kendisini tanıdığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan bütün diğer kişilere yaymadır. Kısa boylu haylaz bir çocuğu olan birinin bütün kısa boylu çocukların haylaz olduğunu sanması örnek verilebilir. Özelleştirme ise bir ülke, grup veya durumla ilgili sahip olduğumuz bir kanıyı bu durumda olan herkese uygulamamızdır. Gördüğümüz çekik gözlü birisinin Japon olduğunu düşünmek. Dünyada çekik gözlü çok. İşte Çin'de çekik gözlü, Japonya'da çekik gözlü, Güney Kore'de çekik gözlü, Kuzey Kore'de çekik gözlü. Ama gördüğün her çekik gözlüyü Japon olduğunu düşünüyorsun. Bu özelleştirmeye giriyor. Evet, gördüğün çekik gözlü birisinin Japon olduğunu düşünmek. Kalıp yargıların zararlarına baktığımız zaman kalıp yargılar ayrımcılığa neden olmaktadır. İnsanlar arası iletişimi olumsuz etkilemektedir. Yine kalıp yargılar demokrasinin gelişmesini olumsuz etkilerler. Kalıp yargılar toplumda birlik ve beraberliğe zarar verirler. Peki kalıp yargıları nasıl yok edebiliriz? Peşin hükümden kaçınmalıyız bir kere. Peşin hüküm yeni bir durum karşısında peşin hüküm vermekten kaçınmalıyız dediğimiz gibi. Farklı özellikler, bireylerin ve toplumların farklı özelliklere sahip olduğunu unutmamalıyız. Davranışlarımızı düzenli şekilde belirlemeliyiz. Farklı özelliklere dikkat etmeliyiz. Evet, saygı, farklılıklara karşı saygılı olmalıyız. Kıyas, insanları olduğu gibi kabul etmeli. Kişileri başkaları ile kıyaslamamalı, başkaları ile karşılaştırmamalıyız. Evet, konumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.